Şimdi size kısa bir yer okuyacağım, vaktinizi almayayım. Hani biz böyle normalde İslamiyet'e çok duymuşuzdur. Kardeşim onu sevme, Allah'ı sev. Daha çok Allah'ı sevmen lazım. Şimdi fıtratımıza bakıyoruz. Ya annemi seviyorum, babamı seviyorum, eşimi seviyorum, arabayı seviyorum. Ama böyle İslami bir literatürde gelen bir şey vardır hep, anlaşılması zor olan. O hiçbirini sevme. Sen bütün sevgini Allah'a ver. İyi de abi, bunun ölçüsü yok mu? Yani ben sevmeyecek miyim? Çünkü ben seviyorum, annemi seviyorum, babamı seviyorum, herkesi seviyorum. Bu sevgimde ölçü ve sınır ne olmalı? Bakın ne diyor. Tadat ettiğin, yani sen sevdiğin şeyler, hatta başını okuyayım daha iyi anlaşılsın. Diyorsun ki muhabbet, sevgi ihtiyari değil. Yani benim elimde olan bir şeydi, seviyorum. Hem ihtiyacı fıtriye binaen leziz yemekleri ve meyveleri severim. Peder ve valide, anne babamı severim. Evlatlarımı, çocuklarımı severim. Eşimi severim. Dostlarımı ve ahbabımı severim. Enbiya, peygamberleri, evliyayı, İslam büyüklerini severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı, güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Nasıl bütün bu muhabbetleri, bütün bu sevgileri Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat ve esmasına verebilirim? Bu ne demektir? Enteresan bir soru değil mi? Çünkü İslami anlatımda böyledir. Yani her şeyi Allah adına sev. Tam da ölçü ne? Yani Allah adına sevmek ne demek? Yani ben mesela şimdi bugünden itibaren arabamı Allah için mi seviyorum? Evimi Allah için mi seviyorum? Değil mi? Ölçüsü ne bunun? Yani bunun kıyas, ne derler? Sağlaması nasıl yapacağım? Bakın Bediüzzaman Hazretleri onu anlatıyor. Bir iki tanesini okuyayım. Fazla vaktinizi almayayım. Muhabbet çenden gerçi ihtiyarı değil. Fakat ihtiyar ile, irade ile muhabbetin yüzü, sevgimizin yönü bir sevgiliden diğer bir sevgiliye dönebilir. Mesela bir mahbubun, sevdiğimiz bir şeyin çirkinliğini göstermekle veyahut asıl layık muhabbet olan, asıl sevmeye layık olan diğer bir sevgiliye perde ve ayna olduğunu göstermekle muhabbetin yüzü, yani o sevgimizin yüzü mecazi sevgiliden hakiki sevgiliye dönebilir. Nasıl? Tadat ettiğin, bu yukarıda saydığın sevdiklerini sevme demiyoruz. İslamiyet böyle bir şey emretmiyor. Sevme demiyor. Belki onları Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve onun muhabbeti namına sev deriz. Mesela leziz taamları, yiyecekleri, güzel meyveleri Cenab-ı Hakk'ın ihsanı. Adam yemeği seviyorum diyor değil mi? Seviyorum, bak Ramazan mesela, seviyorum diyor yemeği. Peki Allah adına ölçü nasıl oluyormuş? Mesela leziz taamları, güzel meyveleri Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, onun hediyesi. Ne yapıyormuşuz hemen? Bu benim Rabbimin hediyesi. Yani şuur takınıyoruz. Bir meyve gördünüz. Sizin hoşunuza giden bir yiyecekle karşılaştınız. Ne diyorsunuz? Bu benim Rabbimin hediyesi. Ve o Rahman Rahim'in, bana sonsuz şefkat ve merhamet eden yaratıcımın inamını, ciyetini sevmek, yani Allah'ı sevmek anlamına geliyor. Rahman ve Mün'im isimlerini sevmektir. Hem de manevi bir şükürdür. Ne demek? Şunu dediğiniz anda, benim Rabbimin bana vermiş olduğu nimetlerden, ihsan, hediyelerden istifade ediyorum. Ne oluyormuş? Öyleyse yemiş olduğun bütün yiyecekler, sevdiğin ve muhabbetini yönelttiğin bütün bu lezzetler Allah adını almış olduğun bir lezzete dönüşüyor. Peki bunun en somut ifadesine başta Bismillah. Ne demek bu kelime? Allah'ın adıyla. Yani Allah'ım ben senin verdiğinin farkındayım demek. Sonunda ise elhamdülillah. Senin verdiğinin farkında olduğumdan dolayı da sana hamd ve şükür ediyorum. Peki bu iki nimetin arasındaki bir düşünce var. O neydi? Allah'ım sen benim acziyetime hürmeten, sen rahmetinle, kereminle bu meyveleri, bu yiyecekleri bana ikram etmişsin diye düşünmek, o yiyecekleri Allah adına yemiş anlamına geliyor. Ve her yediğin meyveden de sevap kazanıyorsun. Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel bir ifadesi var. Diyor ki sen bir elma yersin,
peşinden elhamdülillah dersin. Cennette de o elhamdülillahı yersin. Yani o söylemiş olduğunuz elhamdülillah cennette cennet meyvesi olarak sana takdim edilecek. Boşuna gitmiyor. Peki ne yaptık? Şu muhabbet yalnız nefis hesabına olmadığını. Peki nefis hesabına olup olmadığını nasıl çözeceğiz? Ulan ben bunu Allah için yapıyorum, nefis hesabına yapıyorum. Yani buradaki ince ayrıntı ne? Nefis hesabına olmadığını ve Rahman namını, Allah'ın namını olduğunu gösteren ölçü neymiş? Meşru dairesinde, yani helal dairede kanaat kerane kazanmak ve mütefekkirane düşünerek ve müteşekkirane teşekkür ederek yemektir. Bir, Allah adına ise helal olacak. Sonra mutlaka yemiş olduğun şeylerin Allah'ın sana ikramı olduğunu düşüneceksin. Üç, kesinlikle teşekkür edeceksin. Bu üçü yoksa sen nefis hesabına yiyip içiyorsun demektir. Allah hesabına değil. Peki ikincisi, peder ve anne, anne baba, hem peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden, yani onları bir şefkatle donatan ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren, hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet Cenab-ı Hakk'a muhabbettir. Nerede bizim Ahmet? Ahmet. Mesela şimdi Ahmet babasını düşünüyordu değil mi? Ölürse ne yaparım ben falan diye. Ahmet normal şartlarda Ahmet'i ne yaptı Allah? Bir anne babayla nimetlendirdi değil mi? Bakın büyük bir nimet. Ayrılmak istemiyor. Babası ölmesin istiyor. Annesi ölmesin istiyor. Nimetlendirdi. Peki Ahmet'in gerçekten babasını ve annesini nefis hesabına değil de Allah hesabına sevdiğinin ölçüsü nedir? Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine ait neymiş? O muhabbet ve hürmet, şefkat, lillah için olduğun alameti şudur ki, onlar ihtiyar oldukları, şimdi Tansu kardeş ve eşi ihtiyarlaştı. Yani 65, 70, 75, 80'e geldi. Ahmet kaç yaşındasın şimdi? 15, 30 ekle 45. Bizim babasının yaşına getirelim. Babası da 30 sene sonra kalmaz gibi gözüküyor ama hadi 70 küsürler. Ahmet gerçekten Allah için babasını seviyor mu? Annesini seviyor mu? Ölçü neymiş? Onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydaları kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. 70-80 yaşında değil mi? Bir dediğini iki etmeyeceksin. Gerçekten anne babanı Allah için sevdiğini söylüyorsan. Ayette ne diyor? Öf bile deme. Bak buraya bile izin vermiyor. Gerisini siz düşünün. Ya anne bir kafan çalışmıyor ya. Geçmiş olsun. Direkt Allah'a muhalefet. Direkt isyan. Çünkü Allah anne babaya öf bile deme. Bu ne demektir? Yani öf bile demene hiç müsaade etmiyorum. Sen gerisini hesap et. Peki ölçü neymiş Orhan'cığım? Annen yaşlandı mı, baban yaşlandı mı? Artık elden ayaktan düşmüşler. Belki felç altına yapıyor. Büyük bir zevkle, büyük bir keyifle, aynı senin annen senin altını temizlerken şefkatle muamele ettiği gibi, hiç iğrenmeden, bunu büyük bir nimet bilerek. Ha, böyle yaparsan Yusuf'cum, o zaman Allah diyor ki Yusuf ana babasını nefsi için değil benim için sevmiş. Ama yaşlandıkları zaman artık sana yük oldular, sen de bir an evvel gitsinler diye düşünüyorsan, haddi zatında ölçsünler diye hesap ediyorsan, değil mi? Allah ise 5 mertebe ayette hürmet ve şefkat evladı davet etmesi, Kur'an'ın nazarında anne babanın hukukları ne kadar ehemmiyetleri ve hukukları ne kadar çirkin olduğunu gösterir. Buraya çok dikkat edin. Madem baba kimseyi değil
yalnız veledinin çocuğunun kendinden daha ziyade olmasını ister. Babalar çocuklarının kendilerinden daha iyi olmasını ister. Ona mukabil çocuk dahi babasına karşı hak dava edemez. Bunlar İslami kurallar arkadaşlar. İstisnası yok, dikkat edin. Babaya karşı ne olamazmış? Hak dava edemezsiniz. Demek anne baba ve çocuk ortasında fıtraten yaratılış itibari sebebi münakaşa yoktur. Zira münakaşa insanların kavga etmesi ya gıpta ya kıskançlık ve hasetten ileri gelir. Baba ise oğluna karşı o duygulara sahip yaratılmamıştır. Yani babalar çocuklarını asla kıskanmazlar. Veya münakaşa haksızlıktan gelir. Çocuğun hakkı yoktur ki babasına karşı hak dava etsin. Zorumuza gidiyor değil mi? Böyle düşünüyoruz bazen. Eyvah! Babasını haksız görse de adam dedi ki ama öyle değil Uğur abi, bak şimdi ben konuyu izah edebilirim. Babamın da şu noktada haksızlığı var. Babasını haksız görse de ona isyan edemez. Demek babasına isyan eden ve onu rencide eden insan bozması bir canavardır. İslami hüküm bu. Niye öf bile deme dediğini anladınız mı Allah'ın? Sen dedin ki ben anne babamı çok seviyorum. Allah da diyor ki görelim. Görelim. Bak ben yaşlandıracağım, onu hastalandıracağım, sıkıntıya sokacağım, dert vereceğim, sana yük olacak maddi manevi. Sen bakalım o zaman ne yapacaksın? İşte hani ayette söylemişti ya Cenab-ı Hak başında, Allah'ım onlar beni küçüklüğümde nasıl büyütüp himaye edip korudularsa sen de onları öyle koru ve muhafaza et. E şimdi babalar, genç babalar bunu bilirler. Büyük babalar unutmuştur belki. En ufacık hastalığında, en ufacık sıkıntısında annelerin yaptıklarını görüyorsunuz. Değil mi? İşte Allah diyor ki aynısını bekliyorum ey evlat. Sana nasıl baktılar çocukluğunda, nasıl hürmet ettiler, nasıl korudular, aynısını istiyorum. Ve öf bile demeyeceksin. İşte öf bile demezsen ben diyeceğim ki gerçekten o zaman Erhan anne babasını benim için seviyor.